arkadaşlar. Bugün sizlere Ramazan pidesi tarifimi vereceğim. Şimdi öncelikle bir paket kuru mayamı koydum. İçerisine bir yemek kaşığı şekerimi koydum. Şimdi bir çay kaşığı kadar da tuzumu koyuyorum. Bu ön mayalama işlemi için. Şimdi 5 yemek kaşığı unumu koyacağım. Bir de bir su bardağı ılık suyumu yavaş yavaş ekleyeceğim. Şimdi bu şekilde bunu karıştırıyoruz. Dediğim gibi bu önce ön mayalama. Şöyle karıştırdıktan sonra birazcık mayalanmasını bekleyeceğim. Evet, ön mayalamam tamamlandı. Bir saat kadar hamurum bekledi. Ben şimdi söndürdüm, gazını aldım. Şimdi diğer mayalama işlemine geçelim. Önce suyumu koyayım. 2 bardak ılık suyumu koyuyorum. Şu şekilde. Tuzumu da ekleyeyim. Bir çay kaşığı daha tuz ekleyeceğim. Ve 5 bardak un. Ama unu yavaş yavaş koyup yoğurmayı tercih edin siz de. Çünkü daha güzel oluyor. Şimdi önce 1 bardak unumu koyuyorum. Pide hamuru böyle katı bir hamur olmayacak. Ele yapışan bir hamur olmalı. Ve de ne kadar yoğurursanız o kadar güzel olacak. O yüzden 10 dakika kadar yoğurmalısınız. Şimdi ben 3 bardak unumu koydum. Şimdi artık yoğurmaya başlayacağım. Önce bir karıştırayım. Şu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi yavaş yavaş unumu koyuyorum. Bakın böyle cıvır. Şimdi tekrardan un ekleyeceğim. Evet. Yine yoğuruyorum. Devam ediyorum. Şu şekilde. Evet, hamurumu, unu yeterli artık. Şimdi mayalamaya, gördüğünüz gibi bakın böyle yapış yapış bir hamur elde edeceksiniz. Şu şekilde ele yapışan bir hamur elde edeceksiniz. Şimdi artık mayalamaya bırakabiliriz. Bir saat kadar mayalamaya bırakıyoruz. Evet, hamurum mayalandı. Görüyorsunuz, tel tel oldu. Şimdi hamurumu bezelere ayıracağım. Elime birazcık un aldım. Şimdi hamurumu havasını alayım. Şekilde çok güzel mayalandı maşallah. Şimdi bezelere ayıracağım. Ben iki bezeye ayıracağım, iki pide çıkacak çünkü bundan. Ama küçük küçük pide yapmak istiyorsanız küçük küçük 3-4 bezeye de ayırabilirsiniz. Evet, şimdi bir tane bezeme yağlı kağıda koydum, diğer bezemi de yapacağım, onu da aynı şekilde. Şu şekilde biraz elinize yağ alıp yağ yardımıyla düzenleyebilirsiniz. Evet, şimdi şöyle bir harç hazırladım. İçerisinde 2 yumurta sarısı, 1 kaşık yoğurt ve 5 kaşık sıvı yağ var. Karıştırdım. Şimdi şöyle üzerine dökeceğim ve pidemi şekillendireceğim. Evet, şimdi üzerinin harcını da döktükten sonra susam ve çörek otu karışımını böyle bolca döküyoruz. Evet, şimdi pidemi önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırınıma koyuyorum ve altına kaynamış su koyuyorum şu şekilde ve kapatıyorum. Evet, pidelerim fırından çıktı. Şimdi üzerlerini bir örtü yardımıyla kapatacağım ve sonra afiyetle yiyeceğiz. Herkese afiyet olsun.